ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. İyi günler değerli Yeni Bakış TV izleyicileri. Bugün yine güncel programında 12 Mart 2019 Salı sizlerle birlikte oluyoruz. Ve 12 Mart Salı gününde, yani haftanın ikinci gününde bugün karşımıza çıkan olayları, haberleri incelemeye çalışacağız diyorum ama memleketi mahveden mevcut siyasi rejimin iktidarları daha da mahvetmeye, daha da dibe vurmasına neden olmaya devam ediyor. Son bir haftadır, son birkaç gündür gerek inşaatlardaki dehşet, gerekse trafikteki dehşet korkunç boyutlara ulaştı. Yani katliam boyutlarına ulaştı ve bunların dün de söyledim sebepleri çok iyi bilinmesine rağmen ısrarla ve inatla bu iktidar da önlem almıyor. Çok açık ve nettir bu. Ciddi anlamda vicdanı körelmiş insanların ancak yapabileceği iştir. Yani görmezden gelmek bu katliamı gerek İnşaatlarda, gerekse yollarda hakikaten vicdanı körelmiş bir hükümet olması lazım. Rejim zaten insanlarımızı yok etmeye endeksli bir rejimdir. Yani sonuçta bitirecek Kıbrıslı Türkleri bu rejim. Çünkü Kıbrıslı Türkler her seçimde tıpış tıpış, yani rejimin seçiminde tıpış tıpış sandığa gidip oy verdikçe bir şey değişecek diye ve değişmediği de görüldükçe azala 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 bitirileceğiz. Rejim zaten böyle bir rejim. Bu rejimin icazetiyle, bu rejimin onayıyla seçime girip iktidara gelenler, yani bilinmeyen, kontrol edilmeyen nüfus koşullarında seçime girmeyi hazmedenler, elbette rejimin sözünden çıkamayacakları için ne trafikte ne de inşaatlarda gerekli önlemlerin köklü bir şekilde alınmasına ilişkin hiçbir düzenlemeyi yapmayacaklar. Hiçbir caydırıcı ceza getirmeyecekler ve insanlarımızın tükenmesine, insanlarımızın yok olmasına çanak tutacaklar. Bunun aksini söyleyen varsa buyursun gelsin. Bana bir telefon atsın. Çoğu telefon numaramı bilir. Geleceğim ve açıklama yapacağım desin. Hay hay. Ama ben de soru soracağım. Ben de soru soracağım. Gelmeden öyle hangi soruları soracak ya bize falan programcı yok. Ben de soru soracağım. Soru gibi soru soracağım. Dolayısıyla bana kimse lololo geçmesin. Niyet yoktur. Ne trafikte ne inşaatlardaki terör ve dehşeti önlemeye niyet yoktur. Yapamazlar. Göstermelik cezalar verirler. Onların çoğu da isabetsiz cezalar olur. Onu söyleyeyim yani. Şov nitelikli cezalar olur. Ama köklü hiçbir tedbir alamazlar.
ve memleket parça parça edilir insanlar memlekette. Ve hala hükümetten tıs yok. Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor ama hükümetten tıs yok. Onun için kendi yazıma geçmeden şöyle bir gazetelilerin manşetlerine bir göz gezdirelim. Ondan sonra da hem yazıma geçeriz hem de birkaç konu daha var ele almak istediğim. Onları ele alırız sizin de katkılarınızla. Bitti yani. Yani artık yapacak bir şey kalmadı. Ciklos mevkiinde en fazla 100 kilometrelik bir yol sakat bırakıldı. Hala orada tehlike var. Hala orada sıkıntı var. Lefkoşa Boğaz istikametinden aşağıya Ciklos'a doğru inerken tam Sentilaryon kavşağında asfalt yaklaşık 100 metre, yaklaşık 100 metre, 100 metre olmasa bile 50 metre ufalandı. Yeni dökülen asfalt ufalandı, peksemet gibi. Üstelik ufalanmayı bırak, lukkolar da açıldı, delikler de açıldı asfaltta. Peksemet gibi de erir asfalt. Jar diye giren böyle. Yeni yapılan asfalta gireceğin diye sevinin, giren peksemet gibi toz haline gelmiş asfalta veya içinde lukkolar olan yola. Yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Ha? Eski değil. Eskisi bundan daha sağlamdı belki de. Yeni yapıldı bu. Bakın, bugün çok çarpıcı bir açıklama var. Karpaz'da meydana gelen ve bir genç insanın, bir genç kadının hayatını kaybettiği son trafik dehşeti ile ilgili olarak bulunduğu şeritten yanlış şeride, yani sağ şeride geçen kişi şöyle konuşuyor. Yan koltukta cep telefonum vardı, uzandım onu alayım ve sağ şeride geçtim. Bitti be. Siz ne için orada hükümetçilik yaparsınız? Ha? Yani bu açıklamayı yapan kadın tek midir? Herkes öyle yapıyor. Herkes. Ve gıl payı kurtuluyor dehşetli bir çatışmadan, çarpışmadan ve felaketten. Gıl payı. Kadının biri arabada, sosyal medyada mesaj çekerken 4 tane genç kadın öğretmenin üstüne çıkıyor. Refüjden atlayıp parça parça ediyor onları. Sosyal medyada telefondan uğraşacak diye veya mesaj çekecek diye. Sebepleri biliniyor bunların, biliniyor. Biliniyor. Peki şimdi bazı aklı evveller şunu söyleyebilir. Yok canım, devlet ne yapsın? Hükümet ne yapsın? Sürücüler sorumsuz. Sürücüler dikkatsiz. Sürücüler alkollü, sürücüler süratli. Sen sosyal hukuk devletiysen be arkadaş, sen sosyal hukuk devletiysen, sürücülerin dikkatsiz olmaması için, sürücülerin alkollü olmaması için, sürücülerin süratli olmaması için alınabilecek bütün önlemleri bir tamam almak zorundasın.
Senin polis devriyen var mı? 2,5 karışlık duble yollarda 2,5 karış. Neden 2,5 karış? O morfodan çıkıp Mausa'ya gittiğini bir de sayabilin. Gönyeli Şember'inde o morfodan Lefkoşa'ya biter. O birini iki de sayabilin. Yarım da sayabilin. Bir de Gönyeli Şember'inden Girne'ye. 3 tane temel duble ana yolun var senin. 3 tane. 2,5, 3. Hadi yarım da Karpaz'ı koyalım. Mausa'dan Karpaz'a ki en çok ölümlü çarpışma artık oralarda oluyor. Dikkatinizi çekerim. 24 saat esasına göre devriye yapacak bir tedbirin, bir önlemin var mı senin bu yollarda? Yok. Yok, bitti. Ha devriye yaptığında 24 saat anında suç işleyeni, trafikte asayişsizlik yapanı mı yakalayacaksın? Kolay mı? Değil. Ama orada devriye olduğunu bilen sürücü aklını başına toplayacak. Bu yollarda 24 saat devriye, polis devriyesi olduğunu bilen adam veya kadın ki en çok arabalarda akıllı dediğimiz telefonlarla oynayanlar maalesef kadın sürücüler. Aha, gelin isterseniz çıkalım beraber buraya. Atatürk Caddesi'ne, Yenişehir, Kızılbaş, Atatürk Caddesi. Gelin isterseniz çıkalım hadi buraya. Ve bakın, sayalım 20 tane araba. 15'i telefondan kurtalanır. 15'i telefondan kurtalanır. Bir polis koy buraya, bitti bu iş. Aha çıkalım. Ben iddia ediyorum ya. Hadi gelin beraber çıkalım. Adımı da değiştiririm. Dişimi de kırarım, atarım bu masanın üstüne. Bir daha ne program yaparım ne de yazı yazarım. Gelin bakalım bu yola. Gelin. 20 tane arabadan en azından 15'i bu akıllı cihazlarla ya telefon konuşması, ya mesajlaşma, ya meşveretleşme bir şekilde, ya sosyal medya mesajı, ya WhatsApp, ya Viber uğraşır. Aha, gelsin isteyen. Ben hazırım şimdi, hadi. Keserim programı, dururuk burada, Yeni Bakış'ın önünde. Ama bizi aptal zannettiniz, enayi zannettiniz, yoksa idiotuk. Biz de bilmeyik sebeplerini bu işlerin. Hadi gelin buraya. Çıkalım da bakalım. 20 arabadan 15. 20 sürücüden 15'i bunlarla kurtalanır. O 15'ten daha en az 10'u kadındır. Açık ve nettir. Bana böyle kimse yalakalık yapmasın. Aman kadınları suçlamayalım. Kadınsa kadın, insan olması lazım. İnsan olmayı öğrenmesi lazım. Önce gelin ona da bakalım. Kadınsa her suçu işleme hakkı var. Her türlü asayişsizliği yapma hakkı var. Daha bin bir türlü yalakalık, bin bir türlü hoşaf olma halleriyle aman kadınlara laf. Ne demek ya?
15 sürücüden 10 tanesi kadındır telefondan konuşan. Yahut sosyal medya yapan, yahut Viber yapan, yahut WhatsApp yapan, yahut SMS yapan. Aha burada. Yeni bakış önüne isteyen gelsin de kontrol edelim beraber. Çıkarayım kulaklıkları hepsini, mikrofonu da geçelim oraya. Ha? Kadınsa insan olacak önce. Kadın da insandır. İnsan olmalıdır. Kadınsa her türlü asayişsizliği yapma hürriyeti yoktur. Pozitif ayrıcalık kadınlara belki devlet kademelerinde, belki seçimlerde gösterilebilir. Ama insan canını tehdit eden konularda gösterilemez. O da bu toplumun bireyidir. O da hata yapmamalıdır. İşte açıkladı kadın. Karpaz'daki kadın. Uzandım diyor, telefonu alayım. E daha alacaktı telefonu. Aldıktan sonra da telefondan uğraşacaktı. Böyle feminizm olmaz. Böyle kadın erkek eşitliği olmaz. Kadın olanın da suç işleme durumunda cezası ağır olmalıdır. Böyle hoşaf olma hallerini bırakın. Bırakın böyle hoşaf olma hallerini. Üç saat sonra yollara dökülecek memurlar. Memurların %65'i kadın. Gene gelin buraya yeni bakışın önüne. Ve bakın bakalım. Hepsi telefondadır. Hepsi. Hepsi. Bütün kadın sürücüler telefondadır. Ya böyle, ya böyle, ya da direksiyonun üstünde böyle. Erkekler de var, evet. Yok değil. Ama ekseriyet kadınlardadır. Yani kadınlara baskı var diye memlekette, kadınlara dehşet var diye, kadınlara terör var diye İşleyeceği suçları veya işlediği suçları görmezden gelmek olmaz. Ha bak, işledi suçu Karpaz'da. Ne oldu? Bir genç kadının ölümüne sebebiyet verdi. İşledi suçu Omorfo Lefkoşaoğlu'nda 4 tane genç kadın öğretmenin ölümüne sebebiyet verdi. Böyle böyle yapacak diye. Ha? Oynamayın bizimle. Birçok insanı idiot zannedebilirsiniz, embesil zannedebilirsiniz, aptal zannedebilirsiniz, ördek zannedebilirsiniz, angut zannedebilirsiniz, sazan zannedebilirsiniz, aynalı sazan zannedebilirsiniz ama biz sazan değilik. Bu yollar sahipsizdir. Bu yollar ölüm saçıyor etrafa. Bu yollar terör yoludur. Bu yollar dehşet yoludur. Biraz utanma olur artık. Biraz utanma olur. Bir caydırıcı cezaya getiremezsiniz meclise. Neden? Oy alacaksınız diye. Bu cihazlardan, akıllı denilen bu cihazlardan oynayanın tespit edilmesi halinde en az 24 saat içeride tutulması lazım. En az. Trafikte bu cihazlarla konuşmayı bırak, kulaklığı bıraktık. Arabaların şeyleri vardır.
bağlan Bluetooth'tan bunları arabanın ekranına, müzik setinin, hiç telefona dokunmadan, hiçbir şeye dokunmadan çalar. Sen sürerken belki konuşun, o da dikkat dağıdır, onu da söyleyin. O da dikkat dağıdır. Araba kullanırken klimayla oynamak, başka bir şeye kurdalanmak, yan koltukta helli mekmek var atayım ağzıma demek, hepsi, hepsi suçtur. Sen bunları yapmayacaksın. Hiçbir trafikte asayişsiz davranan, trafikte suç işleyen, aha çıkın akşamüstü gelin ya. Mesai bitiminde gelin buraya iyi bakışın önüne hep beraber. Toplu bir gözlem yapalım. Nedir gazalara en fazla sebebiyet veren görelim. İşte burada da bir nüans var. Bu nüans şudur, az önce söylediğimdir. E ne yapalım, vatandaş dikkatsiz telefondan konuşur. Tamam. Sen az önce de dediğim gibi devlet ve hükümet olarak vatandaşın o akıllı cihazdan kurdalanmamasını sağlayacak öylesine tedbir alacaksın ki uzandığında telefonu alsın, cıs diyecek telefon. Cıs diyecek telefon. Ama senin önlemin yok. Sen öyle bir devreye oturtacaksın ki bu özellikle ana yollara, özellikle mesai başlangıç ve çıkış saatlerinde bütün ana arterlere, polis ve devriye, telefona uzanacak. Cıs. Elektrik çarpar gibi çarpsın kendini uzandığında telefona. Böyle adam oluruk biz. Ya da kadın. Böyle adam oluruk biz. Bizim anladığımız lisan budur. Bizim anladığımız lisan budur. Buna rağmen polisi gördüğü halde uzandı da aldı telefonu. Yani aşağı arkadaş. Sizi kusura bakmayın. Bu suç aleti olan arabayla ve bu akıllı cihazla karakola alalım lütfen. İfade vereceksiniz. 24 saatte tutacağız sizi orada. Trafikten men şekilde. Hadi bakalım. Bir daha yapsınlar aynısını. Anladığımız lisan budur. Çünkü aynı sürücüler Güney Kıbrıs'a geçtiğinde bunları yapmaz. Burada sergiledikleri delilikleri sergilemezler. Neden? Korkarlar. Nereden korkarlar? Alacakları cezadan, tutuklanıp içeri gideceklerinden. Demek belli. Sendeki sürücüleri ıslah etmenin yolu caydırıcı ceza ve tutuklamadır. Bana vatandaş dikkatsiz, vatandaş dalgın, vatandaş alkollü, vatandaş süratli, vatandaş bu zamazingolardan uğraşır. Ondan olur bunlar derseniz kabul etmem. Bunlar etkendir. Ama sebep bu değildir sadece. Sebep devletin ve hükümetlerin üzerlerine düşen bunları caydırıcı tedbirleri almamasıdır. Bu kadar nettir. Almanya'da da yoktur şey, akıllı telefon. Fransa'da yoktur. Portekiz'de yoktur. İspanya'da da yoktur. Öğrendiler ama. Onlar da cezalardan başladılar bu işe. Caydırıcı cezalardan. Ondan sonra öğrendiler insanlar.
ceza ödeye ödeye içeri götürüle götürüle öğrendiler. Bizden 50-60 sene evvel açtılar bu sorunu. Tüketiyorsunuz be bizi. Yani farkındasınız. İş dehşeti, iş inşaatlardaki dehşet. Hala bir inşaata başlarken hangi normlarda tedbirler alınmasını öğrenemedik. Çağdaş normları öğrenemedik. Dolayısıyla insanlar patır patır inşaatlardan düşer. İşçiler bu memlekete ekmek parası kazanmak için gelenler ekmek olur düştükleri yerde. Yok yazıma geçeyim de ansızın vakit kalmaz. Söylemek istediğimi yazım da söyleyecek çünkü. İşte. Bu da var. Üzgünüm. İsmail Cevher demiş ki abi ülkede yasa yok, yasa yok ondandır. Doğrudur. Yasalar hiç caydırıcı değil. Hasan Atik demiş ki, abi sabahları trafikte makyaj yaparak giderler yolda. Ya. Çünkü devlet daireleri Paris, Milano, New York, podyum. Makyaj bir tamam olacak. Kıyafet bir tamam olacak. Yetiştiremedi, makyajı evde yapamadı, yolda yapacak. Ya. Ben de gördüm. Hem eli direksiyonda hem de endirir aynacını yukarıdan. Ya ruj sürer ya da gözaltı makyajı yapar. Bir elde direksiyonda. Göz nerede? Aynada. Evet. Hasan Atik hatırlatıyor bize. Ben hatırlatmayayım. O kendi hatırlattı izleyicimiz. Sen dedi Cuma günü Erçin Şahmaran'ın programında Ada TV'de bu hafta yine inşaattan biri düşüp ölecek dedin. Ertesi gün oldu. Evet doğru şimdi hatırladım işte. Söylediydim. Allah göstermesin dedim. Bu hafta gene düşecek inşaattan ve oldu. Bu alçak, bu acımasız, bu namussuz rejimin ve bu rejimin icazetiyle iktidara gelenlerin hiçbir şey yapamayacaklarını insan odaklı burada ilk kez söylemiyorum. Ali Büşra Kurt demiş ki gün kısıtlamaları neden bu kadar baskı yapılıyor, gün uzatmaları olmuyor demiş. Mustafa Şafuri demiş ki, Ayrancıoğlu, abi polisler de uymaz kanunlara. Dinlesin herkes vatandaşı, dinlesin. Evet. Yönetmenim hatırlattı. İmam cemaat ilişkisini kastetti. Ali Büşra Kurt diyor amaçları nedir? Yani gün kısıtlamaları neden bu kadar baskı yapılıyor? Gün uzatmaları olmuyor. Onu tam anlamadım. Kusura bakmayın. Yani saatle ilgili mi bu? Gün kısıtlamaları. Saatler yani sanıyorum Mart'ta galiba.
Yani bu ay. Bu ay mı? Mart. Bu aydır zannederim. Bu ayın içinde zannederim ileri alınacak. Eğer gün kısıtlamasından kasıt buysa. Neyse. Bugünkü yazımın başlığı geçin budan sözlükleri. Bari Cumhurbaşkanımızın uyarılarını dikkate alın. Bir yandan yollarda trafikte can veriyoruz. Giriş çıkış dedi. Yani işe giriş çıkış, mesaiye. Anladım. Mesai giriş çıkışı. Öyle gibi anladım. Geçin budan sözlükleri, bari Cumhurbaşkanımızın uyarılarını dikkate alın demişim bugünkü yazımın başlığına. Hakikaten dan sözlük yapıyor bu hükümet. Hakikaten. Bir yandan yollarda trafikte can veriyoruz, öte yandan da inşaatlarda özellikle eskilerden, binalardan düşen işçilerimiz hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz yıllarda yılda 7-8 ölümlü iş kazası oluyordu. 2018 yılında bu sayı 10'a çıktı. Bu yılda şu ana kadar 3 ölümlü iş kazası olduğunu biliyoruz. Bunlar çok büyük üzüntü kaynağıdır. Ama her ölümlü kazanın ardından sadece üzülmekle yetinmemek gerekir. Bu sözler bu satırların yazarına ait değil, yani bana ait değil. Bu ülkenin en yüksek makamında partilerin seçimde aldıkları oy oranının çok üzerinde halk iradesiyle yer alan Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'ya ait bir değerlendirmedir bu. Bu satırların yazarı ise, yani bendeniz, yaklaşık 40 yıllık gazetecilik ve yazarlık hayatında, 79 sonundan beri köşe yazısı yazıyorum. Onunla birlikte aktif sahada haberci olarak da çalıştım. Hem Olay dergisinde, rahmetli İsmet Kotağ'ın, hem Kıbrıs Postası, yine rahmetli İsmet Kotağ'ın çıkardığı gazetede. Özellikle trafik terörüyle ilgili yüzlerce makale gündeme almış, yani ben, her dönemde yetkilileri uyarmış, yine yüzlerce öneri ortaya koymuştur. Ve de özellikle 80'li yıllarda, dikkat edin, trafikte asayişi sağlayamadığınız takdirde, gün gelecek ülkedeki genel asayiş de darma duman olacak dediği ve uyardığı da çok olmuştur bu satırların yazarının. İnsan odaklı olmayan bir rejimde yaşadığımız için ve aynı rejimin siyasi iktidarları da haliyle halkın huzur ve can güvenliğini öncelikli mesele olarak görmediklerinden trafikte bugün artık anarşi ve kaosun da ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Eğer son zamanlarda ülkedeki inşaat patlaması nedeniyle bu sektörde meydana gelen ölümler 70'li ve 80'li yıllarda da bugünkü yoğunlukta olsaydı, hiç kuşkusuz bu konuda da en az trafik dehşeti hususunda yazdığım kadar makale kaleme alırdım. Yani 40 yıl önce olaydı bu iş cinayetleri, iş terörü, iş inşaat dehşeti. Yani aynı miktarda trafikle ilgili yazdığım kadar da bu konuda yazardım. Trafik terörü ve inşaatlardaki dehşet nedeniyle toplum sarsılıyor. Dörtlü koalisyon hükümetinden çıt çıkmıyor. Çalışır yaparız demişti meşhur sosyalist başvekil Erhürman. Ama ne çalışıyorlar ne de bir şey yapıyorlar. Çalışmıyorlar ve yapmıyorlar. Cumhurbaşkanımız Akıncı, trafik ve iş kazalarının toplumu yakan önemli iki sorun haline geldiğine, kazaların en aza indirilebilmesi için önleyici tedbirlerin alınmasının, ilgili tüzük ve yasaların uygulanmasının önemli olduğuna işaret ederken, dünyada bizdekilerden çok daha yüksek binalar yapılır. Kimsenin burnu kanamadan inşaatlar kısa sürelerde bitirilir. Biz bunu niye başaramıyoruz? Bunu çok iyi sorgulamamız ve gereklerini yerine getirmemiz lazım. Demek ki güvenlik tedbirleri tam olarak yerine getirileceği garanti altına alınmadan o inşaat başlamamalı
birinci unsurun bu olması gerekir şeklinde konuşuyordu Cumhurbaşkanımız. Şimdi ister trafik olsun, isterse inşaatlardaki dehşet. Dünya haritasında toplu iğnenin başı kadar yer alan şu küçücük adanın iğne deliği kadar yer tutmayan kuzeyinde trafik ve inşaatlarda bu kadar yüksek oranda can kaybının yaşanmasının tek sorumlusu mevcut siyasi rejim ve hükümetleridir. Efendim, sürücüler de çok dikkatsiz şeklindeki kıvırtmalar ve sorumluluktan kaçma bahaneleri asla inandırıcı değildir. Sen hükümet ve devlet olarak üzerine düşen yükümlülükleri eksiksiz tamamlayıp dikkatsiz, alkollü veya süratli sürücünün istese bile kolay kolay kaza yapamayacağı, en azından ölümlü kaza yapamayacağı yol altyapısı ve caydırıcı cezalarla denetimleri yapıyor musun? Yapıyor musun? Ciklos'ta 100 metrelik bir kavşağı bile sakat bırakarak her an yeni bir felakete davetiye çıkarırcasına terk edip kaçan bir hükümet değil misin sen? Aynı şekilde sen hükümet olarak inşaatları da yeterince denetlemiyorsun. Doğru yaptırımları daha baştan uygulayamıyorsun. Cumhurbaşkanımız Akıncı'nın işaret ettiği çağdaş standartları getirmemek için direniyorsun. Sonra da işçilerin ve inşaat sahiplerinin dikkatsiz olduğunu söyleyerek sorumluluktan kurtulacağını sanıyorsun, değil mi? Öyle mi? Ha? Kurtulacağınızı zannedersiniz sorumluluktan. Geçin budan sözlükleri. Memleket mahvoluyor trafik terörü ve inşaatlardaki dehşet nedeniyle. Hadi bizim yazdıklarımıza kulak asmadığınız için insanlarımızın çatır çatır kıyılmasına göz yumuyorsunuz. Bari Cumhurbaşkanımızın uyarılarını dikkate alın biraz. Yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Akıncı'nın söylediklerini dikkate alırsak seçimde ona prim kazandırırız gibi bir kompleks ve gayleniz mi var? Var, var. Biliyorum. Hepsini yazacağız bunların. Bir de Akıncı kompleksi var arkadaşlarda, iktidarda, iktidar sahiplerinde. Onu söyleyeyim, yazacağım. Çatır çatır yazacağım ve söyleyeceğim. Tanrı izin verirse, yeni bakışın bizlere tanıdığı bu özgürlük ortamı, yazma özgürlüğü, konuşma özgürlüğü ortamı devam ettiği sürece yazacağım, söyleyeceğim. Hesaplarınız nereye yöneliktir? Seçimin peşine düştünüz. Ve seçimin peşine düşerken de Cumhurbaşkanımız Akıncı'yı da yerden yere vurmaya çalışıyorsunuz. Hepiniz. Hepiniz. Çiğdem Dürüst, epey aklı karışık bir toplumuz kuzum demiş. Ertaç Hazer Tavuri'yi yazmış, Tavuri başlığı. Anket, Serkan Soyalan anketlere göre güvenlik endişesi var demiş. Adımımızı attığımız her yerde güvenlik endişesi var. Ha, Ali Büşra Kurt demiş ki ben Kıbrıs'ta iş yapıyorum. Kıbrıs'a giriş yapıyorum. 20 gün izin veriliyor. Anladım. Anlaşılmıştır, bu konuya da değineceğiz.
Anketlere göre güvenlik endişesi var demiş Serkan Soyalan. Kazım Denizci bükülmeden dik durarak yola devam. Derviş Gezer Cumhurbaşkanlığı taziyeleri açık artırmadan mı demiş yazısına. Yeni Bakış'ın manşetinde sorunun nedeni tek değil Deniz Abidi'nin haberi. Ülkede ard arda yaşanan ölümlü trafik kazalarıyla birlikte KKTC'deki trafik güvenliği bir kez daha tartışma konusu oldu. Yeni Bakış'a değerlendirmelerde bulunan Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanı Atilla Aypar, toplumda kazaların hep sürücü hatasından kaynaklandığı yönünde bir algı yaratıldığını, ancak kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatasından kaynaklanmadığını belirtti. Devlet ve hükümetin sorumsuzluğundan kaynaklanıyor. Bunu ben ekledim. Kanlıköy muhtarı Gülen Kılıç logosundaki haber, bölgedeki en büyük sorunun aydınlatma olduğunu söyledi. Köye 24 yıldan beri bir çivi bile çakılmadı. Melin Dopra'nın haberi. Gaziköy'de dengesini kaybedip inşaatın damından düşen Mustafa Evliya ağır yaralandı. Müteahhit inşaattan düştü. Bu davada müteahhit düştü. Düşen düşene. Bu davada müteahhitin kendisi düştü. Gel de ne konuşalım artık ya? Ne konuşalım artık ya? Yenice Göl Kavşağı'nda Karşışehir'de geçip 27 yaşındaki İlter Taşpınar'ın yönetimindeki araca çarparak ölümüne neden olan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Kazaya neden cep telefonu. Az önce değildi. Evrim Kamalı'nın haberi. Mausa'da 8 yaşındaki üvey oğlu B.B.'ye 2016 ile 2017 yıllar arasında kızgın şiş ile işkence ederek ciddi darpta bulunan sanık Mustafa Duman hakkındaki karar dün açıklandı. İşkenceci üvey babaya 1 yıl hapis. Gamze Pir Baykur'un haberi. Turist. Bu da turist. Mausa'da 8 yaşındaki üvey oğlu B.B.'ye baş harfleri B ve B olan kişiye, 8 yaşındaki çocuğa yani, 2016 ile 2017 yıllar arasında kızgın şiş ile işkence ederek ciddi darpta bulunan sanık Mustafa Duman hakkındaki karar dün açıklandı. Turizm gelişiyor. Bu da turist. Ercan İskeli Anayolu'nda önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İlter Taşpınar Lefkoşa'da cumartesi gecesi hayatını kaybeden Mustafa Serttaş ise Yeni Boğaz içinde toprağa verildiler. Mustafa Serttaş, Tavuri. İlter Taşpınar da cep telefonunun sebep olduğu, kendi değil, karşıdan gelen sürücünün cep telefonunun sebep olduğu bir çarpışmada genç yaşta hayatını kaybetti. Yallah! Mustafa Uzak Giden adlı şahıs uzak gidemedi. Gidemedi işte. Mustafa Uzak Giden adlı şahıs alkol tesiri altında seyrettiği Lefkoşa Güzelyurt Anayolu'nda kazaya neden oldu. Kaza sonucu Uzak Giden ile birlikte 5 kişi yaralandı. Faciaya ramak kaldı. Bu gazeteler yalan söylemez. Bu gazeteler yalan yazmaz. Bu gazeteler cereyan eden olayları aktarır. Sadece bu gazete değil Yeni Bakış. Öbürlerinde de var bu dram. Gözünüze sokmak lazım. Göremezsiniz. Gözünüze sokacağım.
Yine iş kazası, bir ağır yaralı demiş radikal logo üstünde. İş kazası. Müteahhitmiş bu sefer. Radikal'in manşeti tepkiler tavan yaptı. Muz Cumhuriyeti KKTC'de tavan yapan ölümlü trafik ve iş cinayetlerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dahil olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika ve örgütlerden gelen açıklamalarla tepkilerini ortaya koyarak çalışma yaşamında etkin denetimin ve tüm sektörlerde sendikalaşmanın gerekli olduğu vurgulandı. Gerekli ama bunlar yapamaz. Bunlar tırsak, korkak, sünepe ve rejimden icazet alarak hükümet olmuş bir iktidardır. Nedir böyle düştü gene bunlar? Vallahi billahi yani. Artık fark etmeyik de. Ha? Toparlayacak değerli yönetmenim. Siz de bizi biliyorum çekmek kolay iş değil ama bir şey daha okuyacaktım bugün ama oku hayır sözcü Barış Burcu'nun bir açıklaması oldu da hemen birkaç manşet daha okuyayım. Cumhurbaşkanı Akıncı vatanın manşeti trafik ve iş kazaları toplumu yakıyor ve ayrıca haberin içinde tekrar bir başlık cep telefonu can aldı. Gelin ha buraya. Gelin vaktiniz yok. İş yaparsınız mecliste. Ha? İş yaparsınız mecliste. Bu beni temsil etmeyen mecliste. Bu halkımızı temsil etmeyen mecliste. Gelin buraya durun. Ve görün gelen geçen arabaları. Cep telefonu can aldı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu siyasi eşitlik kesinlikle tartışılamaz dedi. Unutulmayan o günler başlığı altında Erten Kasımoğlu'nun arşivinden geçmişe yolculuk. Her gün sayfa 3'te çok hakikaten değerli bir arşivi var Üstad Erten Kasımoğlu'nun. Gaziköy'de iş kazası az önce okuduk. İrsen Küçük yarın toprağa verilecek. Hüseyin Özgürgün Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvuracağız dedi. Star Kıbrıs'ın manşeti iki sorun toplumu yakıyor. Trafik ve iş kazaları Cumhurbaşkanımız Akıncı'ya rücu ederek onun sözlerini kullanarak manşetini atmış. Halkın sesi toplumun sağlığa güveni kalmadı demiş. Çavuşoğlu ve Özersay Antalya'da bir araya gelmiş. Lüt ziyareti öncesi sürpriz görüşme. Ahbaptılar çok. Sürpriz değil. Ahbaptılar. Diyaloğun manşeti bu kadar basit mi? 27 yaşındaki İlter Taşpınar'ın ölümüne yol açan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları yan koltuktan cep telefonu almaya çalışırken karşı şeride geçip kaza yaptım diyor. En anlamlı manşet Afrika'nın galiba bugün. Cehenneme yol bağladık. Karşı istikametten gelen sürücünün cep telefonu yüzünden hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlter Taşpınar hazin bir törenle toprağa verildi. Dün ise Lefkoşa Güzelyurt'tan yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Mustafa Akıncı da kan gırılleşen bu yaraya parmak basarak trafik ve iş kazaları toplumu yakan iki önemli sorun haline geldi dedi. Bu yollar artık bu araçları ve bu nüfusu kaldıramıyor. Her gün evlere ateş düşüyor ama kazaların önü bir türlü alınamıyor. Ne hız kameraları ne yetersiz personele yapılan gelişi güzel denetimler. Hiçbiri işe yaramıyor. Hiçbirimiz garantide değiliz. Yollar mezarımız oluyor. Toplumsal sorumluluğu sıfırlanmış, sevgi ve vicdan yoksunu sürücüler,
can almaya devam ediyor. Cehenneme yol bağladık demiş Afrika. Haksız mı? Havalisin manşetinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Halil Erdim, Radyo Havadis ve Havadis Web TV'de Melek Arabacıoğlu'nun iş kazaları konusundaki sorularını yanıtlamış. Dünyadan 10 kat fazla ve çarpışmanın nedeni cep telefonu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu dün katıldığı bir televizyon programında detaya geçtik. Son dönemlerde UBP Ulusal Birlik Partisi çevrelerinin federal çözüm modeline karşı ifade ettikleri eleştirilere cevap verdi. Burcu, federal çözüm modelinin en son Şubat 2014 tarihinde Anastasiadis Eroğlu tarafından imzalanan belgeyle yeniden teyit edildiğini hatırlatarak Eroğlu'nun federal çözüm bir tuzak açıklamalarını eleştirdi. Tuzaksa neden imzaladınız dedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu. Tuzaksa neden imzaladınız? Hat. Çıkın onu da anladın. Bize de bilelim. Göç Kimlik ve Halk Çalışmaları Merkezi'nin güncel konuları içeren yeni anketi Kıbrıs'ın manşetinde Göç Kimlik ve Halk Çalışmaları Merkezi Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu sıralar kimin en şanslı olduğunu en sıcak bakılan siyasi partiyi ve en beğenilen başbakanları anket çalışmasıyla belirledi. En güçlü aday Akıncı, beğenilen parti UBP. En güçlü adayın Akıncı olduğu zaten çok açık ve nettir. Beğenilen değil, bu beğenilmeyenlerden dolayı beğenilen noktaya getirildi UBP. Başardılar. Rejim başardı. UBP'yi düşürttüler. Ama UBP'yi tekrar geri getirecek bir başarısızlık sergileyen bu iktidar sayesinde tekrar UBP'yi arattırdılar. Akıncı'yı ise tartışmaya bile gerek yok. En güçlü aday. Göreceğiz. Evet, ve yeni düzen cep telefonumu almaya çalışırken kaza yaptım şeklindeki ifadesine yer vermiş. Çarpışmadan sorumlu kişinin, kadının yaptığı açıklamayı manşetine alarak. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Aslında Sayın Barış Burcu'nun bugün Cumhurbaşkanı ile ilgili çok önemli bir açıklaması vardı Sözcü'nün ama bunu da daha sonraki programlarımızda sizlere iletiriz. Zaten yarınki gazetelerde çıkacak. Ve bu konuyu da ayrıca değerlendiririz. Evet. Programın sonuna geldik. Sonumuz iyi değil ama bu memlekette. Onu da söyleyelim. Programın sonuna geldik ama şu kapıyı dışarı çıktığımız anda ne olacağı belirsizdir. Ya bizi biri darayacak silahla, ya bir araba uçacak gelecek kapının önüne güm diye vuracak buraya. Ya birileri kavga ederken bıçağı sen yiyeceksin hiç suçun olmadan. Ya da biri canım çekti öldürdüm dediydi bir tanesi. Daha kız Girne'de. Öldürmenin nasıl bir şey olduğunu dediydi. Merak ederdim. Gittim dedi. Batırdım bıçağı, ölsün dedi. Da göreyim ne nasıl bir şeydir öldürme. He? Böyle ya. Evet, yaşam hakkımız mücadelemiz kadardır değerli izleyenler. Ne kadar mücadele, o kadar hayat hakkı. Eğer mücadele etmezseniz hayat hakkınız da yok demektir. Hepinize olabildiğince mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın. We'll be right back.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Affedersin abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musun abi? Tamam, teşekkür ederim. Pardon abi ya, bir tane patatesden alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim abi. Karnım acıkmıştı da. Menü... Ne söyleyeyim sana? Yok abi, teşekkür ederim ya. Buradan alsam yeterli ya. Patates... Yok vallahi. Zahmet etme seni. Teşekkür ederim abi ya. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Buralarda böyle uygun fiyata menü satan bir yer var mı bildiğiniz? Satan var mı? Ben de herhalde şuradan. Kaçmadığınızı söyleyeceksin mi? He, anladım. Size bir şey yok ki var. Sakın beni yanlış anlamda olabilir. Param yok mu?